Sevgili gençler merhabalar. Evet yazılarınız vardır sizin şimdi. 12. sınıflar. Hocam yazılı var. Atom fiziği, modern fizik falan filan diyordunuz. Öne aldım. 12. sınıf web kitabına başlamış olalım. Hem yazılara yardımcı olsun hem de aradan çıkaralım. Atom ile başlayalım mı arkadaşlar? Atom fiziğiyle. Atom ile başlayalım. Hızlıca hemen. Neler önemli? Map kitabımız 12. sınıf kitabı sayfa 147'den devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Ne bilmemiz lazım? Uzun uzun boş yapmayacağız. Hepsini okumamıza gerek yok. Altın çizim yerleri dikkat edin yeterli şu anda. Kim atom hakkında ne demiş? Bizi onlar ilgilendiriyor. Demokritus maddeleri bölünemez veya kesilemez anlamına gelen atom olarak adlandırılmış adlandırmış ve maddelerin bölünemez parçacıklardan oluştuğunu ifade etmiştir. Demokritus atom denilen bu bölünemez parçacıkların şekil, konum ve düzenlenmiş bakımından, düzenlenmiş bakımından birbirinden farklı olduğunu her türlü maddenin temel yapı taşlarından oluştuğunu belirtmiştir. İlk atom diyen kimmiş? Demokritos demek ki. Bölünemez anlamında atomos. Atom ismini veren bu. Daha sonra Dalton ne demiş? Thompson ne demiş falan filan onlara bakacağız. Kısaca John Dalton ne demiş? Kimyasal bileşiklerin temeli olan katlı oranlar yasası ve kütlenin korunumu yasasından yararlanarak geliştirdiği atom kuramına göre her element atom adı verilen çok küçük, bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Atomlar işleri dolu ve sert taneciklerdir demiş. Kimyasal tepkimelerde atomlar bölünemez ve yeniden oluşturulamaz demiş Dalton. Peki peşinde Thomson. Önemli bir adam. George Stoney. Elektron keşfinden sonra. Kim elektron keşfetmiş? Stoney. 1897 yılında J.J. Thomson bir katot ışını tüpü kullanarak ürettiği ışınları elektrik ve manyetik alanlarına uyguladı. Kuvvetlerden hareketle katot ışınları için elektron yükünün kütlesine oranını bulmuş. Çok önemli bir şey yalnız ha. E bölü M oranını bulmuş. Kim? Thomson elektronun yükünün kütlesi oranını bulmuş ilk defa. Ne demiş peki atom hakkında başka? Thomson bu sonuçlardan hareketle üzümlü keke benzetmiş. Üzümlü keke benzetilen ve üzümlü kek modeli olarak bilinen bir atom modeli geliştirmiş. Atom modeli geliştirmiş. Kekin hamurunu protonlar benzetmiş arkadaşlar. İçindeki üzümler de elektron benzetmiş. Bakın elektronlar kekin içinde dağılan üzümler gibi protonların içinde dağılmış vaziyette demiş. Yörüngeden falan bahsetmemiş. Bak daha yörünge yok, çekirdek yok, bilmem ne yok. <laughs> Evet başka kim ne demiş bakalım hemen hızlıca sorulabilecek yerlere bulgu yapacağım arkadaşlar. Tamsu modeline göre atomlar çapı yaklaşık 1-10 e metre mertebesinde olan küre şeklinde. Bir angstrom yaklaşık. Bir angstrom demek 10 üzeri eksi 10 metre demek ya. Bir angstrom yarıçaplı küre şeklindedir demiş atom için aslında. <laughs> Pozitif yüklü maddeyle tam doldur. Elektronlar atomu nötr tutacak şekilde atomu nötr tutacak şekilde küre şeklinde homojen bir şekilde hareketsiz ve güven olarak bulunur demiş. Millikan ne yapmış peki? Bu da önemli bir adam. Thomson'ın E bölünme elektronun yükünün kütlesine oranını tayininden sonra Robert And Andre Millikan yer çekimin etkisinde ve düzgün bir elektrik alan içerisinde bulunan yüklü bir yağ damlasının hareketini inceleyerek atomun elektronun yükünü ölçmek için deney düzenini tasarlanmıştır. Yük yağ damlacıklarını etkisiz kuvvet ile ağırlığını dengelemek suretiyle yaptığı yağ damlası deneyleri sonucunda elektronun yükünü ölçmüş, yükünü ölçmüş, pozitif ya da negatif yüklü tüm maddelerin yüklerinin önemli yalnız elektronun yükünün tam katları olduğunu göstermiştir. Thomson'un bulduğu E bölü M oranını kullanarak da elektron kütlesini de hesaplamıştır ayrıca. Thomson E bölü M oranını bulmuş ama Millikan yaptığı yağ damlası deneyiyle elektronun hem yükünü hem de kütlesini ayrı ayrı hesaplamış arkadaşlar. Bugünkü değerlerine yakın bir şekilde. Evet Rutherford önemli bir adam. Ne demiş Rutherford? 1911 yılında altın levha, altın levha deneyi deyince Rutherford aklımıza gelecek. Altın levha içinden geçirilen alfa parçacıklarının büyük çoğunluğunun hiçbir sapmaya uğramadığını, çok küçük bir miktarda saptığını ve saçıldığını, bazılarının ise geriye döndüğünü gözlemlemişlerdir. Rutherford bu da verilerden hareketle atomun iç yapısında büyük miktarda boş alan bulunduğunu Buranın merkezinde ise artı yük taşıyan oldukça ağır fakat küçük bir çekirdeğin olduğu sonucuna varmışlardır. Meşhur deney altın levha deneyi şu. Alfa parçacı gönderiyorum. Altın levhadan çoğu karşıya geçiyor. Demek ki atom boşluklu olduğunu buradan keşfediyor. Bazılarının saptığını bazılarının ise keskin bir dönüşte geri geldiğini. Demek ki alfa yükleri artı yüklü olduğu için burada artı yüklü bir şey var ki buradan geri döndürüyor veya saptırıyor. İşte ona çekirdek demiş. İlk kez çekirdek fikrini Rutherford ortaya atmış diyebiliriz meşhur altın levha deneyiyle arkadaşlar. Evet. Rutherford modeline göre bir atomun kütlesinin çok büyük bir kısmı pozitif yüklüdür. Bu yüklerin tamamı çekirdek olarak tanımlanan çok büyük küçük bir bölgede yoğunlaşır. Atom yüklü bakımından yük bakımından nötrdür. sıfır nötr demişti. Hatırlayın. Çekirdek etrafında büyük boşluklar vardır demiş. Elektronlar çekirdek çevresindeki boşluklarda bulunurlar demiş. Pekala. Rutherford'un eksikliği nedir? günah sevabı neymiş bakalım. Rutherford atom modeli bir atomun çekirdeğinin çevresinde elektronların nasıl yerleştiğini açıklayamaz. Yörünge kavramları biraz eksik kalmış sanki. Oysa Rutherford'a göre oysa bir atomdaki elektronlar tıpkı gezegenin güneş etrafındaki yörüngesel hareketi gibi hareket halindedir. Elektronlar güneş sistemine benzer bir şekilde çekirdeğin etrafında dairesel hareket yaptığında merkezi bir iğmenin etkisinde kalır. İğmen hareket yapan elektronlar ışma yapacağından enerjileri azalır elektronların spiral yörüngeyi çizerek çekirdeğe düşmesi beklenir. Kime göre? Rutherford'a göre. Rutherford'un teorisine göre. Elektronların çekirdeğe düşmemesinin sebeplerini açıklayamaması Rutherford atom modelinin en önemli eksiklerinden birisidir. Ayrıca Rutherford modeli nötronlardan da bahsetmediği için de eksik kalmıştır. Evet gayet net herhalde yani. Nokta atışı bilgiler. Çok boş yapmaya gerek yok. Altın çizim yere dikkat edin arkadaşlar. Vurgu yaptığım yere dikkat edin. Bak mavi ile ekstra altın çizim yere dikkat edin bakın. Bohr atom teorisi ha, en önemlisi Bor. Şimdiye kadar yani döşeme yaptık, altyapı hazırladık ama esas bizim soruların daha çok geldiği, esas bilmemiz gereken, bilmemiz istenen şey Bohr atom teorisi. 1913 yılında Alman fizikçi Niels Bohr Planck'ın kuantumlu enerji düzeyleri düşüncesini bak kuantum ifadesi çok gelecek. Kesikli diyecek birazdan. Hep kesikli ifadesi gelecek. Planck'ın kuantumlu enerji düzeyleri düşüncesini ve Rutherford'un bulgularını bir araya getirip yeni model önermiştir. Bu modele göre elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde dolanmaktadır. Bor atom yörüngelerinde dolaşan bak yörünge kavramı yörünge kavramı önemli bor için. Elektronların Rutherford modelinde önerildiği gibi sürekli enerji değerlerinden herhangi birine sahip olmadığını çekirdekten belli uzaklıklarda bulunabilecekleri ve belli enerjilere bak belli 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 ne demek belli belli kesikli yani kuantumlu demek arkadaşlar ve belirli enerjilere sahip olabileceğini öne sürmüştür. Bohr tek elektronlu en basit olan hidrojen atomunu yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya koymuş olduğu modeli 3 varsayını ifade etmiştir. Bu varsayımla bileceğiz. Birinci varsayım. Elektronlar pozitif yüklü çekirdeğin çevresinde kulon kuvvet etkisiyle ışıma yapmadan kararlı yörüngelerde ifadesine dikkat çekmek istiyorum. Işıma yapmadan kararlı yörüngelerde. İkinci varsayım. Çekirdeğin çevresinde kararlı yörüngelerde dolanan elektronların açısal momentumu açısal momentum kavramında çok zor olacak. H bölü pi'nin tam katlarıdır. Yani anda geldi bak birinci formül geldi. Bilmemiz gereken en önemli formüllerden bir tanesi. kim o? Açısal momentum NH bölü 2 pi. Bak kesikli demişim buraya. N'ye bağlı tüm değerler kesiklidir arkadaşlar. Ne demek? Herhangi değer alamaz. Ancak N'nin tam sayı değerleri olan değerler alabilir demektir. Herhangi değer alamaz belli değer alır demek. İşte kuantumlu demek bu demektir. Sayfa 150. Bir atomun çekirdeğinden belli bir uzaklıkta elektronların bulunabileceği dairesel yörüngelere enerji seviyesi denir. Enerji seviyeleri N ile gösterilir. 1, 2, 3, 4 gibi tam sayı değerlerini alır. Elektronun kararlı yörüngelerde dolanımını sağlayan kulon kuvveti elektron etkiden merkezi kuvvettir. Eşitlersen demiş. Çok uzun. Eşitlersen eşitle bak bunu bul demiş buradan. Biz eşitlemeyeceğiz. Ispat sormamış bize zaten. Evet yörünge çapı. Rn. Ranza diyorlar buna. Ranza. Yörünge yarıçapı arkadaşlar önemli. Rn eşittir. A0 boru yarıçapı. Onun değerini ezberlemeye gerek yok. Sorularda istenirse verilir ki bununla ilgili işlem sormazlar. Genelde yani bunun oranları sorulur genelde. A0 çapı en kara bölü Z ile edilir. Kesiklidir. Yani kuantumludur. Yani belli değer alır demek hep aynı şey demek arkadaşlar. Kesikli demek aynı şey. Kuantum demek aynı şey. Belli değer alır. Yani her değeri alamaz demek de aynı şey demektir. Bakın şu formülün uygulaması bu sorularda gelebilir arkadaşlar. Ne demiş? Birinci yörüngede A0. Bak A0'ın bir katı. İkinci yörüngede dört katı. N kare var ya şuradaki N kare. İşte şu N kare'den dolayı. Z zaten hepsinde aynı olduğundan dolayı. Yani hidrojense birdir mesela. İşte helyum ise ikidir. Neyse. Aynı atomdan bahsettiğimiz için çekirdek içerisine olan elektron yörünge yarı çapığı. Birinci yörüngede A0 ise R ise mesela ikinci yörüngenin 4R üçüncü yörüngenin 9R olacağını bu formül bize söylüyor zaten. N pozitif tam sayılar olduğu için yarıçap her değer alamaz. Anında o da kesikliymiş demek ki. Bu durum elektronların yörünge çaplarının belli değerler, belli değerler alabileceğini gösterir. Yani elektron yörünge çaplarının kesikliği yani kuantumu değerler alır. Bu ifadelere dikkat edeceğiz. Bakın hep geldi. Çekirdeğin içerisinde kararlı yörüngelerde dolanan elektronların bak kararlı yörünge, kararlı yörünge. Kim diyor bunu? Bohr diyor. Rutherford öyle demiyordu halbuki. Kararlı yörüngelerde dolanan elektronların sahip olduğu kinetik enerji ve potansiyel enerjilerin toplamına elektronun toplam enerjisi denir. Çekirdek içerisinde dolanan elektronların toplam enerjileri ve yörünge yarıçapları gibi kesikli başka bir ifadeyle belli değer alır. Aha da enerji de kesikliymiş. Bak toplam enerji de yarıçap gibi kesikli. Ha üçüncü kesikli geldi bak gördün mü? Üçüncü formül bilmemiz gereken. Nedir o? En toplam enerji. Eksi r. R bölük sabitiymiş. Eksi 13,6 altıymış yani. Z kare bölü n kare bir sefer yalnız. Yarı karıştırmayın. Üç tane formül bilmen gerekiyor. Bu da kesikliymiş. Niye? Neye bağlı olduğu için. Her değer alamaz demektir. Peki. Devam ediyorum. Üçüncü varsayım ne diyor Bohr? Elektron kararlı yörüngelerinden birinde bulunurken atomdan foton yayılmaz. Kararlı yörüngedeyken foton yayılmaz. Yani yörüngeler arası geçiş yaparken foton salar. Elektronlar enerji yüksek olan bir enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine geçtiğinde seviyeler arasındaki enerji farkına eşit enerjiye sahip foton yayarlar. Bunun tanımını verecek ileride emisyon diyecek bana birazdan. E foton eşittir E2 eksi E son. Bir fotonun enerjisi ve frekansı ile enerjisi ve frekansı ile doğru orantılı ya da dalga boyu ile ters orantılıdır. E foton eşittir H çarpı F veya HC bölü lambda. Bunu da bilmemiz gerekiyor bakın. Formül olarak. Elektron enerjisi en düşük olan enerji seviyesine nh en bir kararlı yörünge denir veya temel hal denir. Gelecek bunların açıklamaları şimdi bakın. Arkada toparlamışımdır herhalde. Evet burada toparlamışım. Bak formülleri neyi bilmem gerekiyor. Açı salma bileceksin. Kesikli. Yörünge araç bileceksin. Kesikli. Enerji formu bileceksin. Kesikli. Bir de foton enerjisi nedir? Bu elektronun toplam enerjisi. Elektron neyinci yörüngede dolanılırken sahip olduğu toplam enerji bu. Fakat foton enerjisi derken bu. Frekansa doğru orantılı. Dalga bölü ters orantılı demektir arkadaşlar. Şuradan devam ediyorum. Elektrona yeterli enerji verildiğinde elektronun bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine çıkması olayına uyarılma. Aman ha Uyarılma başka iyonlaşma başka çok yamulturlar Size uyarıyorum burada Uyarılma konusunda sizi uyarıyorum Elektrona yeterli enerji verildiğinde elektronun bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine çıkması olayına Uyarılma denir Peki iyonlaşma neymiş Elektron atomdan koparılarak serbest kalması olayına iyonlaşma İyonlaşmanın gerçekleşmesi için gerekli enerjiye de iyonlaşma enerjisi denir Serbest kalması elektron koparmak ya iyonlaşma elektron koparmak demek fakat Uyarmak demek arkadaşlar. N birden N ikiye çıkar. Burada durmayacak ki rahat durmayacak ki orada bu. Hemen eski temel hale gelmek isteyecek. Temel hale gelirken bu kaybettiği enerjiyi de foton olarak salacak. Bak gördün mü? İşte bu foton yayınlanan foton bu demektir. Peki kararlı yörüngede dolanan elektrona enerji verilirse elektron bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine sıçrar. Böylece atom yarılmış olur. Kararsız hale gelen atomun kararlı hale dönebilmesi için yüksek enerji seviyesine çıkan elektronun tekrar eski enerji seviyesine dönmesi gerekir. Bu dönüş sırasında almış olduğu enerjiyi foton olarak etrafa yayar. Bu olaya ışıma ya da emisyon denir. Evet. Bu dönüş sırasında almış olduğu enerjiyi foton olarak etrafa yayar. Yayma, emisyon bilmemiz lazım. Demiş ki şu enerji ifadesini yerine yaz bakayım. Z1 olan hidrojen atomu için konuşuyoruz demiş. Formülde yaz bakayım yerine demiş. R neydi? Ray sabiti x 13,6 idi. E 13,6 n 1 için, 2 için bu, 3 için bu, 4 için bu, 5 için bu, sonsuz için 0. Elektron toplam enerjisi 0 olduğunda elektron atomdan koparılabilir. Yani iyonlaşma enerjisi kavramı gelecek birazdan. Bize bu eksili ifadeye lazım değil arkadaşlar. Çok güzel durmuyor bakın dikkat ederseniz. Heh. Neyin üzerinde duracağım şimdi dikkat edin. Temel hal n eşittir 1 düzeyindeki elektronun n, 2, 3, 4 gibi üst yörüngelere çıkması için atoma dışarıdan verilmesi gereken enerjiye uyarılma enerjisi denir. Arkadaşlar bize şunlar lazım ya şunlar. Bak burada arkadaki değerler bulduk ya eksili değerleri formülden. N eşittir işte, 1 için neydi? Eksan 3,6. 2 için bu, 3 için bu falan filan. Boş ver şimdi bunları. Peki bu ne? Toplam enerjisi. Toplam enerjisi sıfır yapan değeri biz bağlama enerjisi diyoruz. Doğru mu? Peki eksan 3,6 ya. Artı 13,6 eklersen 0 oldu. Buna artı 13,6 eklersen sıfır oldu. Buna 13,6 eklersen bu oldu. Buna eklersen bu oldu. Bize esas şunlar lazım işte. Biz bu grafiği bileceğiz. Bizim muhatabımız bu. Biz eksilerle uğraşmıyoruz. Bak iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi ne? 13,6 buna uyarılma enerjileri demek. En çok dikkat etmem gereken en çok yamulttukları yerde arkadaşlar aman dikkat edin. N eşittir bir temel hal. Ama N eşittir 2 birinci uyarılma. N eşittir 3 ikinci uyarılma. Uyarıyorum. Mesela siz edecek ki sorunun içinde 5. derken n 5 değil ha. Bak 5. uyarılma n 6 demek arkadaşlar. Aman dikkat edin ha. Aman dikkat edin uyarıyorum sizi. Mesela soruda diyecek ki ikinci enerji seviyesi. Tamam ne eşittir 2 demek o. Fakat ikinci uyarılma dediği zaman n 3 anlayacaksın sen oradan bak. Burası önemli yalnız. Kelime oyunu yaparlar ya multurlar aman dikkat edin. Evet önemli bir şey yok burada. Bu grafiğe dikkat edin ha. Bu değerler hidrojen atomu için çok meşhur değerlerdir. Dört tane değer var zaten. 10.2, 12.10, 12.75, 13.06 13.6 zaten iyi enerjisi olduğu için 4 tane rakamı istemesen de ezberleyeceksin. Çünkü bunlar hep buna muhatap olacaksın. sorularda geleceğin göreceğin rakamlar bunlar. O yüzden ezbere bir daha iyi olur bence. Formüle bulmaktan daha kolay değil midir? Evet. Devam ediyorum. Sıra bizdeymiş. Örneğimiz gelsin bakalım. Atom boşluklu yapıda olduğun ilk kez Rutherford söylemiştir. Doğru mu? Doğru. Altın levha deneyiyle değil mi? Elektronların ışıma yapmadan çekirdek çevresinde, çekirdek etrafında, çekirdeğe düşmeden dolanmasını Bohr açıklayabilmiştir demiş. Normalde Rutherford'a göre spiral yörüngeyi izleyerek enerji kaybeden elektron çekirdeğe düşmesi lazımdı. Bohr kararlı yörünge karomuyla bunu ortadan kaldırmış. Evet açıklamıştır. Doğru. Thomson'a göre atom çekirdeğin içinde yer alan proton ve nötrondan çekirdeğin çevresindeki yörüngelerde dolanan elektronlardan oluşmuştur demiş. Yalan. Thomson üzümlük eklemiş kardeşim. Hamurun üstünde gömülü elektrondan bahsetmiş. Yörüngeden bahsetmemiş ki. O yüzden bu yanlış. Cevabımız nedir? 1 ve 2. Atom hakkında kim ne demiş bilmemiz lazımmış demek ki. Bor atom teorisine göre hangileri doğrudur? Elektronlar çekirdek etrafında ışıma yapmadan kararlı yörüngede dolanırlar dedi mi? Dedi. Elektronlar çekirdeğin çevresinde herhangi bir uzaklıktaki yörüngede dolanabilirler. Yalan. Hocam neresi yalan bunun ya? Herhangi yörüngede olmaz kardeş. Belli yörüngede olur. Belli. Kesin dedik ya. Kararlı yörünge dedik ya. Belirli yörüngede deseydi doğruydu. Herhangi yörüngede bulunamaz. O yüzden yalan. Çekirdek etrafında dolanan elektronlar belli enerji değerlerine sahiptir demiş. Belli enerji değerine sahip demek kesikli enerji demektir. Doğrudur. Cevabımız nedir efendim? 1 ve 3. Evet çok önemli yeri geliyoruz ha. Çok önemli kulağınızı dört açın. Gözünüzü de dört açın. Atomun yarılması kaç tane yolla oluyormuş? Atomların uyarılması 4 yolla bir atomların çarpıştırılmasıyla iki elektronlarla bombardıman ederek 3. fotonlarla bombardıman ederek ya da ısıtılarak bak dört tane metot var arkadaşlar çarpıştırarak ve ısıtılarak çok sorulmaz biz daha çok e fotonlarla ve elektronlarla uyarmaya odaklanacağız okuyup geçelim çok önemli değil bu atomlar yüksek basınç ve sıcaklık altında birbirle çarpıştırılarak uyarılabilir çarpışma sırasında değişik enerji seviyelerine uyarılan atomlar Atomların elektronları Foton yayınlayarak tekrar temel hale geri gelirler demiş. Tamam anlaşıldı. Çarpıştırarak uyarabiliyormuşuz. Bu bir yöntemmiş. Tamam. Evet. Çok 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 önemli burası. Elektronlarla ve fotonla uyarmanın arasında fark var. Hep bu sorulur durur. Dikkat edin yalnız. Burası çok önemli. Şu paragrafa dikkat kesilin. Bir de şu paragrafa dikkat kesilin. Buraya çok dikkat edin yalnız. Gerekirse anlatalım. Evet. Bak elektronlarla uyarma. Elektronlarla uyarma. Bir atomun elektronlarla uyarılabilmesi için gönderilen elektronun kinetik enerjisinin en az birinci uyarılma enerjisine eşit birinci uyarılma ne demek? N-2 demek değil mi? Tekrar okuyorum. Bir atomun elektronla uyarılabilmesi için gönderilen elektronun kinetik enerjisinin en az birinci uyarılma seviyesinin enerjisine eşit veya bu enerji seviyesinden büyük olmalıdır. Bak eşit veya büyük. Gönderilen elektronun kinetik enerjisi birinci uyarılma enerji seviyesinin enerjisinden küçükse atomla esnek çarpışma yapar atomu uyaramaz. Peki. Yeterince kinetik enerjiye sahip elektron birden fazla atomu aynı enerji seviyesinden ya da farklı enerji seviyesinden uyarabileceği gibi. Ha, bir elektron birden fazla atomu uyarabilirmiş. Herhangi bir çarpışma yapmadan da esnek çarpışmalar yaparak da atomlar uyarmadan atomdan ayrılabilir. Bak elektron her türlü şey yapabilir. Güven olmaz elektrona. Uyarabilir, uyarmayabilir, uyarmadan çıkabilir falan filan yani elektron. Birinci enerji seviyesinin enerjisinden eşit ve yüksek enerjili ise uyarabilir. Kesin uyaracak diye bir şart yok yalnız. Uyarmadan atomu terk edebilir. Elektronun kinetik enerjisi atomun iyonlaşma enerjisine eşit ya da Neydi? iyonlaşma enerjisi. Elektron koparmak için gerekli enerji hidrojenden 13,6. idi. doğru mu? Elektron volt. İyonlaşma enerjisinin eşit ya da daha büyük elektron atomu uyarabilir. Bak uyarabilir. İyonlaştırabilir. Ya da esnek çavuşma yaparak geldiği enerjiyle atomdan ayrılabilir. Bak ne yapacağım belli değil yani. Deli fişek. İyonlaşma enerjisine eşit ve daha büyük enerjiyle elektron gönderdin. İlla iyonlaştıracak diye bir şey yok. Uyarabilir iyonlaştırabilir. Hiç etkileşmeden de dışarı çıkabilir. Geldiği enerjiyle dışarı çıkabilir. Uyarlan atomun elektronu foton yayınlayarak tekrar temel hale döner. Evet. Enerji diyagramı verilen civa atomu buharına 10 elektron volt enerjiyle elektron gönderiliyor. Elektronlar atomdan hangi kinetik enerjiyle ayrılabilirler demiş. Arkadaşlar çoğunuz şunu karıştırıyorsunuz. 667 eksi 486 884 eksi 667 Kardeş bu yayınlanan fotonların enerjisi. Bak elektron nereye dışarı çıkar demiş sana. Tamamen farklı soru bu. Aman dikkat edin ha. Peki yazayım çözümünü. 10 elektron volt enerji elektron gönderdiğin 10 eksi 4,86 O da eşittir. Kaç gelecek buradan? 5,14 Elektron voltla çıkabilir. Pekala. 10 eksi 6,67 Buraya uyardın. Fark enerji 3,33 elektron volt ile ayrılabilirsin atomdan. 10 eksi 8,84 bu da eşittir. 1,16 elektron ile ayrılabilir. Hatta 10 0 eşittir 10 elektron volt. Hiç etkileşmeden de çıkabilirsin. Ha bir ihtimal daha var. 5,14'lük enerjin var senin hala. 480 daha uyarabilirsin. Aha. Beşinci ihtimal. 5,14 eksi 4,86 o da eşittir 0,28 elektron volt ile de atomdan ne sorulabilir mesela? 10 elektron volt ile elektron gönderdin. İşte bu civa buharından hangi enerjili ayrılamaz, terk edemez? 5, 14, 3, 33, 1, 16, 10, 0, 28'den başka bir rakam verir. Bunu ayrılamaz dersin, geçersin mesela. İhtimalleri sorulabilir yani. Evet. Elektron Elektronlar hangi enerjiyle ayrılabilir? Sorusu başka sorudur. Yayınlanan fotonların enerjisi kaç elektron voltur? Sorusu başka sorudur. Yalnız karıştırmayın ha. Evet önemli. Yıldız attık. Foton neyle uyarıyormuş? Elektronla farklı olarak bakalım. Bir fotonun temel halde bulunan bir elektronun üst enerji seviyelerinden birine uyarabilmesi için enerjisinin uyarılacak seviyenin enerjisine eşit olmalıdır. Aha eşit olmalıdır. Elektron neydi halbuki? birinci uyarılma enerji seviyesine eşit ve daha büyük enerjiyle ise uyarabiliyordu. Ama foton enerji enerji seviyesine eşit olarak gelmeli. Yani şu grafiğe bakalım. Ya 486 ile gel ya 667 ile gel ya 884 ile gel. Başka, başka türlü uyaramazsın. Mümkün değil. Ha hocam onunla gelirsen ne olur? Hiçbir şey olmaz. 10 diye bir seviye yok ki burada. Ama 15 ile gelirsen ne olur? İyonlaştırırsın. Yani elektron koparırsın. Gelecek şimdi bak zaten. Enerji seviyelerinden birinin enerjisine eşit olmayan foton atomla etkileşmez. Yani atomu yoramaz. İyonlaşma enerjisine eşit veya iyonlaşma enerjisinden büyük enerjiye sahip olan foton atomdan elektron kopararak atomun iyonlaşmasına neden olur. Ne dedik ya biraz önce? 10.4'ten eşit veya büyük enerjili foton gönderirsen buradan elektron koparır. Koparabilir değil ha, koparır. Yani kesin. Ya uyarırsın ya koparırsın. Foton net yani. 486 gelirsen atomu uyarırsın. 667 ile foton gönderirsen atomu uyarırsın. 884 ile gönderirsen atomu uyarırsın. Mesela 11 ile gönderdin elektron kopardım bu sefer. Yani olabilir mi olabilir yok yani net. Ha 486'dan farklı mesela şunlardan farklı enerji gönderdim hiçbir şey olmaz. Yani ne atomu uyarabilir ne iyonlaştırabilir yani hiçbir şey olmaz. Atomların fotonla uyarılmasında foton sorulur önemli. Hangilerde foton sorulur? İşte atomun uyarılmasında foton sorulur mesela ve temel haldeki elektron foton enerjisinin eşit olduğu seviyeye çıkar. Üst enerji seviyelerine çıkan elektron foton yayınlayarak temel hale geri döner. Arkadaşlar önemli fark şu. Mesela sen 667'lik elektron gönderseydin. Elektron ister 486'ya uyarır, ister 667'ye uyarır, ister uyaramadan çıkar. Ama 667'lik foton gönderdi mi kesin 667'ye uyarır. Başka şansın yok yani. Kesin 667'ye uyarır. Tekrar ediyorum. Elektron gönderseydim 667 elektron voltluk. Elektron gönderseydim bu atoma ya 486'ya uyarır ya 667'ye uyarır ya da hiç uyarmadan atomu terk eder olabilirdi. Fakat foton gönderdim mi tam gönderdiğin foton enerjisiyle eşit olan enerji seviyesine atomu uyarabilir. Anlaşıldı mı? Başka ihtimal yok yani. Peki. Geçtim bu sayfayı da. Burası önemliydi yalnız. Isıyla uyarılması. Yani çok önemli değil burası. Fotonlarla elektronlarla uyarım önemli arkadaşlar. Bir metalin sıcaklığı arttırırken görünür bölgede ışma yapmaya başladığından yayılan ışığın rengi kırmızıdır sıcaklık arttıkça. Ya siyah cisim aşımından göreceğiz zaten bunu ya. da çok boş yapmaya gerek yok. Siyah cisim aşıması modern fizik ünitesinde göreceğiz. O yüzden bir atomun fotonla veya elektronla uyarılması yolları arasındaki farklar nelerdir? E, konuşuyoruz yarım saattir ya. Elektron işte tam enerjiyle Foton tam enerjisiyle gelecek ama elektron birinci uyarım enerjisi seviyesine eşit ve daha büyük enerji gelecek falan filan. Gerek yok. Anlaşıldı. Uyarılmış atomun enerjisi kararsızdır. Alınan enerjiyi ortalanma 10-8 saniyede foton olarak yayınlayıp ışıma yapılıp tekrar temel hale döner. Üst enerji seviyesinde bulunan elektron temel hale dönerken ya doğrudan ya da kısa geçişleri yapar demiş. Burası önemli yalnız. Temel hale dönerken ya doğrudan ya kısa geçişleri yapar. Arkadaşlar Mesela uyardın. dörde uyarılan bir elektron var. İster dörtten bire direkt gelirsin. Paşa gönlün bilir. İster 4'ten ikiye gel. den bire gel. Mulan var evere gel. Cinleri dinlene gel. İster dörtten önce gel de. Üçten bire gel. Hiç problem değil. İster dörtten 3'e gel. Üçten ikiye gel. Sonra bire gel. Bire gel yani. Nasıl gelirsen gel. Problem değil. Onlara paşa gönlün bilir. Anlaşıldım burası. İhtimaller bunlar. Direkt gelebilirsin. Ara ara geçişleri yaparak da gelebilirsin. İhtimallerimiz bunlar. Peki. Aynı şeyler söylemiş. Önemli bir şey yok. Ha burası önemli bak. Kaç tane foton yayınlanabilir? Uyarılmış bir atomda elektron temel hale dönerken en çarpı en eksi 1 bölü 2 tane farklı yapabilir demiş. Farklı yapabilir arkadaşlar. Peki. Ne demişiz biz buraya? İşte şura demişim. Aynı şey. En çarpı en eksi 1 bölü 2 neyin formülüdür? yayınlanan farklı ışınma sayısı, farklı frekanslı ışınma sayısı demektir. Peki şöyle diyelim isterseniz. Arkadaşlar n eşittir 1 yazarsan formülde şu formülde yazın bakayım 1. n eşittir 1 de 0. n eşittir 2 yazın bakayım formülde yerine. 2 çarpı 1 bölü 2'den 1. Ne demek bu? 2'den 1'e direkt geldim. Bak gördün mü? Şu. Tek ihtimalim var zaten yani. Tek düşman yapabilirsin 2'ye uyardıysan. N3 yazın bakayım yerine. Formüle ne gelecek? 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 geldi. Kim o 3? Ya 3'ten 1'e direkt gelebilirsin. Ya 3'ten 1'e direkt gelebilirsin. Ya da 3'ten 2'ye 2'den 1 olmak üzere 3 farklı ışıma gözlenebilir demek istiyor. Ben 4'ü çizmek istiyorum. N eşittir 4 yazarsan formülde ne gelecek formülden? 6 gelecek. Doğru mu? İşte bu 6'yı şimdi göstereceğim bak. 4'e uyarılan elektron temel hale dönerken direkt gelebilir. 1. İstersen buradan buraya buradan buraya geçiş yapabilirsin. İstersen buradan buraya buradan buraya geçiş yapabilirsin. İstersen buradan buraya nokta nokta çiziyorum çünkü aynısından bir daha var. Farklı demiş ya, farklı frekansla demiş ya. E buradan buraya zaten bir daha var. Yok onu çizmedik hiç. Buradan buraya var. Buradan buraya zaten bir daha var. O yüzden bir daha saymıyorum onu. Peki kaç farklı ışım oldu arkadaşlar? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklılaşma gözlendi. Formülden eşittir 4 yazarsan zaten 6'yı bulacaksın. Bu demek yani. Kaç farklı frekanslı foton yayarak temel hale döner? İşte bu formül bize bunu söylüyor. Evet bilmemiz gereken formüllerden bir tanesi de bu. Evet sayfa 156. Bakalım ne var. Ne demişim? Uyarılmış bir hidrojen atomunda elektron temel hale dönerken yapılabilecek yapabileceği ışımalar seriler halinde gruplandırılır. Oluşturulan serilerin isimleri bu çizgileri ilk araştıran bilim insanlarının isimlerine atfen verilmiştir. E. Uyaldığı seviyeden bir elektron bir nh bir seviyesine iniyorsa yapılan ışıma Lyman. Ne diyorsunuz buna Lyman mı? Ben Liman diyorum ya. Gülebilirsiniz isterseniz. Çok bir şey geliyor bana Lyman. Liman serisinde olur. Liman serisinde yapılan fotonların enerjileri büyük olduğundan elektromanyetik dalga spektrumunun morötesi bölgesine karşılık gelir. Ne demek arkadaşlar bu? Elektromanyetik spektrum neydi? En küçük enerjisi ve en büyük dalga boyusundan itibaren sırayla yazıyorum. Bunu bilmeniz lazım ha. Çok sorudur. Şu sıra önemli. Elektromanyetik dalgalarda görmüş olmanız gerekiyordu. Hatırlatıyorum ben. Radyo dalgaları, mikrodalga, kızıl ötesi, görünür ışık, morötesi, x ışını, gamma ışını. Aşağı indikçe enerji frekans artar. Yukarı çıktıkça dalga boyu artar. Peki en büyük enerjililer bakın en büyük enerjililer liman sayısı olduğundan morötesi ışığa karşılık geliyormuş. Balmer sayısı biraz daha küçük enerjili olduğundan görün ışığa karşılık geliyormuş. Paschen sayısı biraz daha küçük enerjili olduğundan kızıl karşılık geliyormuş. Bunu demek istemiş burada. Tekrar okuyalım. Uyarıldığı seviyeden bir elektron nh bir seviyesine iniyorsa yapılan ışıma Lyman. Hadi sizin için Lyman diyelim ya. Hiç alışkın değilim ama. Lyman serisinde olur. Lyman serisinde yapılan fotonların enerjileri büyük olduğundan elektromanyetik dalga spektrumunda morötesine karşılık gelir. Bilmemiz lazım. Bak göstermiş burada gördün mü? Uyarılmış atomdaki elektronun uyarıldığı seviyeden iki seviyesine yapılan geçişler Balmer serisini oluşturur. Burada Balmer demen lazım o zaman. Bu seride yayınlanan fotonlar görünür ışık bölgesindedir demiş. Evet şurada gördüğünüz üzere. Ha bu uçmaların isimleri var arkadaşlar. Mesela 1'e inenlerin 2'den bir inene yani 1'e inen hepsi Lyman ama 2'den 1'e inenin ismi özel bir isim var. İşte liman alfa. 3'ten 1'e inen liman beta. 4'ten 1'e inen liman gama. Bir sürü var ama onların isimleri yok. İlk üçünün özel isimleri var. Alfa, beta, gama diye. Dikkat ederseniz burada da Balmer serisinin isimleri de var. 1. 3'ten 2'ye inenin ismi Balmer alfa, Balmer beta, Balmer gama diye gidiyor yalnız. İsimler de bazen sorulmuş önceki yıllarda. Geçiş yapılan son enerji seviyesi 3 seviyesine gelirse Paşen serisi, ondan sonra Brackett serisi, sonra Fun serisi falan filan. Bu üsteyi de yapılan ışımalar elektromanyetik dalga spektrumunda kızıl ötesi bölgeye karşılık gelir. Yapılan ışımaların sembolü demiş. Arkadaşlar dikkat edin. Dikkat edin. Bir inenler motesi. İki inenler Balmer serisi görünür bölgeyi. Fakat bundan sonra Paşen serisi, Brackett serisi, Fun serisinin hepsi de kızıl ötesi bölgeyi temsil ediyormuş enerjide. Ona dikkat edelim. Evet bor atom modelinin eksiklikleri. Öyle ya. Bunun da eksiği var. Yoksa modern, modern, atom teorisi diye bir şey ortaya çıkmazdı yani. Bor modeline göre elektronun açısal momentumunun en küçük değeri h 2 iki Ne eşit bir olabilir yani. Ancak gerçekte açısal momentumun en küçük değeri sıfırdır. Ha sıfır olmadığını açıklayamamış vatandaş. Sıfır olmasını açıklayamamış daha doğrusu. Bor modeli atomların kendi aralarında nasıl etkileştiklerini ve bu etkileşimlerin ne maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini nasıl etkilediğini açıklayamamıştır. Molekül ve bileşik alın, bileşik oluşumunu açıklayamamış yani. Bor atom modeli hidrojen ve tek elektrona sahip atomları, tek elektrona sahip atomları açıklayabilmiş. Ayrıca tek elektrona sahip iyonlar için de helyum, lityum gibi bor atom modeli kullanılabilir. Ancak çok elektron atomların açık özelliklerini açıklamasında eksik kalmıştır demiş. Evet ben kekemelemeye başladım. Ön yapma saatim geldi herhalde. Evet bitiriyoruz zaten az kaldı arkadaşlar. Atomla ilgili bugünkü bilgilere göre borun ifade ettiği gibi elektronların dairesel yörüngelerde hareket ettikleri ifadesinin yanlış olduğu görülmüştür. Bak dairesel yörünge diye bir şey yok. Orbital diye bir şey var. Yörüngeler tamam ne güzel kral yörünge diyorduk. Oh ne oldu? Ne oldu? Modern atom teorisi geldi işleri bozdu. Orbital diye bir kavramdan bahsetti. Şimdi söyleyeceğiz onları. Frankers deneyi koskoca anlatmış deneyi fakat çok çoklar lazım değil bana. Şunu bilsem yeterlidir. 1914 yılında gerçekleştirilen Frank Hertz deneyi ile atomların enerji seviyelerinin kesikli olduğu kanıtlanmıştır. Bu önemli. Bor ortaya attı bu teoriyi de kesikli olduğunu ama Frank Hertz yaptığı deneyle kanıtladı arkadaşlar. İki kanka bunlar Frank ve Hertz diye ayrı ayrı tek vatandaş değil. Bu deneyle elektronların belirli enerji seviyelerinde bulunduğu gösterilmiş ve Bohr atom modeli desteklenmiştir. Başka şunun altını çizmişim geçmişim. Bu da atomun her seviyedeki enerjiyi değil belli değerlere karşılık gelen enerjileri aldığını gösterir. Bunu bilsek yeter. Bu deney anlatmış bize. Nasıl oluştuğunu, nasıl ispatladığını anlatmış bize. Evet, biz esas sorularla tekrar edelim bakalım. Öğrendiklerimizi test edelim. Deney başka maddeler için de tekrarlanmış. Hangi deney? frank deneyi. Bütün atomların enerji seviyelerinin kesikli olduğu ve atomun cinsinden bağlı olduğu olarak farklılaştığı kanıtlanmıştır. Örneğimize, örneğimize bakalım. Hidrojen atomunun enerji seviyesi verilmiştir. Buna göre hangi değerle hidrojen atomu uyarılabilir? Uyarılabilir. 12 elektron volt enerjili foton. Bu da böyle bir seviye var mı? Bakın bakayım. 12 diye seviye var mı arkadaşlar? Var mı arkadaşlar burada? Yok. Foton tam enerji seviyesine gelecek kardeş. O yüzden uyaramaz. Cırt. 12 elektron volt enerjili elektron. Bak 12 10.2'den de büyük. 2'den de büyük derken ondan büyük. Buraya uyarabilir. Evet uyarabilir. Çünkü birinci enerji seviyesinden, birinci uyarılma enerji seviyesinden büyük. 13.06'lık fotonla. Böyle bir seviye var mı? Burada var. O da uyarabilir o zaman demek ki. Foton tam enerji seviyesiyle gelecek. Ama elektron birinci uyarılmadan yani NH2'den eşit ve büyük ise uyarabilir. Ama foton tam enerji seviyesine gelirse ancak uyarabilirdi ya. O yüzden cevabımız nedir efendim? 2 ve 3. Bir diğer örneğimiz. Enerji seviyeleri verilen hidrojen atomu 12.35 elektron volt enerjili foton ile uyarılmaktadır. Buna göre elektron temel hale dönerken yapılan ışmanın enerjisi hangisi olamaz? Bak elektron temel hale dönerken uyarı yapılan ışımanın enerjisi demiş. Elektron atomu neyle tak eder dememiş. Peki ışımalara bakalım şimdi. 12.35 nereye uyarır en fazla? Buraya uyarır değil mi? Peki sen buradan buraya geçerken şu. Buradan buraya geçerken şu. Buradan buraya geçerken şu. Buradan buraya geçerken şu gibi ışımalar yayınlayamaz mısın kardeş? Evet yayınlarsın. 0.65 nerede var? Aha da bu bak 0.75 gördün mü? Şu. 12.75 eksi 12.10. Çıkarın bakayım. 0.65 bu. 1.90 nerede var peki? O da şurada var bak gördün mü? Bak o da şu. 1.90. İstersen inanmazsan çıkar. 2.55 nerede var? Aha da bu 2.55 bak. 2.55 bu. 12.75 eksi 10.20. Bu da var. 10.20 de var. E böyle bir şey var mı burada? Bakın bakayım. Böyle bir fark yok burada arkadaşlar. Dikkat edin. 0.65 var. 1.90 var. 2.55 var. 10.20 var. 15.20 diye bir seviye veya foton yok burada yani. Seviye değil. Foton yok. Böyle bir yayınlanan foton yok. Böyle bir aralık yok çünkü. Evet. Diğer bir örneğimiz. Enerji seviyeleri verilen hidrojen atomu 12.75 foton. Aha. Foton. Böyle bir seviye var mı? Var. Elektron temel hale dönerken liman serisine ait. Bak yine liman dedim ha. Hadi lan Lyman diyelim. Tamam hadi. Kaç ışıma gözlenir? 12.75 buraya uyarır. Doğru mu? Evet. Temel hale dönerken 2'den 1'e gelen 3'ten 1'e gelen 4'ten 1'e gelen olmak üzere 3 tane ışıma gözlenebilir. Bu. 1'e inenlere biz liman demiyor muyuz arkadaşlar? Evet. 1'e kaç tane gelebilir? Kaçın seviyeden gelebilir? Ha buradan buraya buradan buraya gelmiş ya dinlene dinlene gelecek ya. Buradan buraya buradan buraya buradan buraya gelmiş olsaydı bu gözlenecekti. Buradan buraya buradan buraya gelmiş olsa bu gözlenecekti. Direkt gelse bu gözlenecekti. Kaç farklı ışıma gözlenebilir? 3. Budur. Sıra bizdeymiş bakalım. Borotom teorisi hangilerini açıklayamaz demiş. Elektronun sahip olduğu açısal atomun en küçük değerinin sıfır olmasını açıklayamaz. Çünkü Bora göre n h bölü 2 pi en en küçük 1 olabilir. Yani en küçük açısal sabantum değeri h 1 2p olabilir Bora göre. Sıfır, olma, sıf olmaz ki işte bunu açıklayamamış. Eksiklerinden bir tanesi bu. Çok elektron atomları açıklayamamış. Evet bunu da açıklayamamış. Elektronların yörünge yarışatlarının kesikli olduğunu açıklamış canım. Bunu açıklamış. 1 ve 2'yi açıklayamaz cevabımız. Evet. 159 160'tayız. Evet modern ne demiş? Bakalım modern atom teorisi arkadaşlar. Farklı olarak. Sırası sizde var ya. Uyarılma olan kısaca açıklarını izlemiş. Dört tane. Çarpıştırarak atomları çarpıştırarak iki ısıtarak, 3. Elektronlarla bombardıman ederek 4. Fotonlarla bombardıman ederek diye yazabiliriz. Atomlu uyarılma yolları 4 tane biliyorsun. Çarpıştırarak ısıtarak fotonlarla elektronlarla olmak üzere dört farklı yolla uyarılabilir. Peki hızlıca okuyorum. Kuantum mekaniği Atom ölçeğinde ve atom ölçeğinde madde ve ışığın özelliklerini açıklayan parçacık ve dalga modelini birleştiren bir fizik dalıdır. 1923 yılında Louis de Broglie hazırladığı doktora tezinde ışığı oluşturan fotonların hem parçacık hem dalga özelliğine sahip olduğundan maddesel parçacıkların da dalga özelliğine sahip olabileceğini belirtmiştir. Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger 1926 yılında bir dalga denklemi kurmuştur. Bu denklem madde dalgalarının uzay ve zaman içindeki değişimini açıklayarak kuantum mekaniği teorisinin gelişmesine önemli katkılı bulunmuştur. Schrödinger'in oluşturduğu denklem de Broglie tarafından ortaya konan parçacıkların dalga yapısına da uygundur. Max Born 1926 yılında Louis de Broglie dalgalarının fiziksel dalga olmadığını, olasılık dalgası olduğunu yorumlaması gerektiğini ortaya atmıştır. Buna göre parçacıklar de Broglie dalgasının bulunduğu her yerde bulunur. Dalganın güçlü olduğu yerlerde yüksek, zayıf olduğu yerlerde ise düşük olasılıkla bulunur. Kuantum olasılık hesabı yani bir nevi aslında. Bu sebeple parçacığın konumu doğal bir belirsizlik taşır. Max Born bu çalışmadan dolayı 1954'ten Nobel almıştır. Dalga karakterine sahip küçük parçacıkların konumunun belirlenmesine yönelik Alman fizikçi Werner Heisenberg Nasıl okunur bu? Heisenberg diyor. Mesela nasıl okursanız okun. Peki Heisenberg tarafından bir ilke ortaya konmuştur. Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak bilinen ifadeye göre bunu bilmeniz lazım çok sorulur. Bir parçacığın konumunun ve momentumunun aynı anda ve kusursuz olarak ölçülmesi mümkün değildir. Zaten bunu kimyada da görüyorsunuz galiba. Evet. Ne demiş başka modernciler? Bordan farklı ne demişler ki acaba? Aha, arkadaşlar bu, bu ifadeyi bence not alın. Çok sorulur. Yani bor atom ile modern atom teorisi arasındaki fark nedir? En önemli farkı işte bir, birisi yörünge demiş, birisi orbital demiş mesela. En önemli varis farkı bu. Bu cümle önemli yalnız. Modern atom teorisinde elektron yörüngelerinden bahsedilmez elektron yeri tam olarak bilinmemesine karşın elektronun belli bir zaman aralığında nerede bulunabileceği olasılığı açıklanabilir. Modern atom teorisinde yörünge yerine atom orbital terimi kullanılır. Orbitaller elektronların bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu bölgelerdir. Gayet güzel açıklamamış mı bence? Gayet güzel açıklamış bence. Not alınması gereken cümle. Ne demiş modern atom teorisi? Bağış kuantum sayısı, açısal kuantum sayısı, manyetik kuantum sayısı, spin kuantum sayısı. İşte bağış kuantum sayısı yörünge numarası. Açısal memutum elektron bulutlarının şekillerini ve şekil farkı nedeniyle enerji seviyelerinde nasıl ayrılmanın olabileceğini. Manyetik kuantum sayısı manet kalan uzaydaki yönelim biçimi. Elektronların çekirdek etrafına dönerken aynı zamanda kendisi etrafında döndüğü spin kuantum sayısı. Evet şu da önemli cümle. 1925 yılında Wolfgang Pauli elektronların kuantum sayılarıyla ilgili bir çok önemli bir ortaya koymuştur. Pauli dışarılama ilkesi veya dışlama ilkesi olarak da bilinen bu ilkeye göre aynı yerde aynı anda iki elektron bulunamaz. Heisenberg ne diyordu? Bir elektronun momentum'unun ve konumunun tam olarak aynı anda ölçülmesi olanaksızdır diyordu. <laughs> Buna bilsek yeterlidir herhalde arkadaşlar. Bakayım ne var başka bir şey var mı? Evet son sayfamızdayız. Büyük patlamayı ayrı video çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Hatta anlattım bunu geçen yıllarda e, ee, konu anlatımı, örnek listesinde var. Konu anlatımı bölümünde var. Atom altı parçacıklar diye anlattım. Oradan videoyu izleyebilirsiniz. Buradan çekeceğim gerçi de. O da daha ayrıntılı anlattım sanki ben. İki sene önce anlatmıştım. Örnek listesinde var arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Evet. Son sayfamızda şöyle kısaca. Modern atom teorisi günlük hayatta ne işimize yarıyor ki? Modern atom teorisinin başarısıyla elde edilen elektron spin rezonans, MR, manyetik rezonans, lazer gibi teknolojik cihaz ve uygulamalar günlük yaşantıda sık başvurulan uygulamalardır. Ayrıca yine modern atom teorisinin kazandırdığı nanoteknoloji, süperletkenlik, katal fiziği ve yarı iletken fiziği gibi alanların sağladığı teknolojik imkanlar ve yenilikler de günlük hayatı kolaylaştıracak önemli alanlardır demiş. Arkadaşlar sorulabilir. iddia ediyorum. Tezla Gürsey, Asım Orhan Barut, Behram Kurşunoğlu. Ne diyor? Bunlar arasında yer alan Feza Gürüsey, Asım Orhan Barut, Berham Kurşunoğlu atom fiziği hakkında önemli çalışmalar yapan fizikçilerimizdir arkadaşlar. Hatta Nobel'e adayı gösterilen var işlerinde. Einstein'la çalışma yapan var işlerinde. O yüzden bilmemiz lazım sorulur. Modern atom teorisi ile ilgili. Bor atom modelinin yetersizlikleri ortadan kaldırılmıştır. Doğru. Bir atomdaki elektronların durumu kuantum sayı ile ifade edilir. Doğru. Elektronun çekirdek çevresinde yörünge değillen orbitalde bulunur. O yüzden yanlış. Yörünge bor için geçerli. Evet, modernde artık yörünge diye bir şey yok. Ne var? Orbital var. Cevabımız nedir efendim? 1 ve 2. Evet, son sorumuzla bitiriyoruz. Bir atom uyarıldığında temel halde bulunan elektron 5. enerji seviyesine çıkıyor. Bak, 5. uyarılma dememiş arkadaşlar. 5. uyarılma dediği zaman ne? Eşittir rahat alırdın. 5. enerji seviyesi demiş, direkt ne eşittir 5 alacaksın yani. Aman dikkat edin ha. Bazen yamultabilir. Beşinci uyarılma düzeyi deseydi tekrar diyorum NH'leri altı alacaktın ha. Bu da problem yok. Neydi formülümüz? Farklı ışıma sayısı. Kaç farklı ışıma yapar dedim. Hemen yapıştıracağım. N çarpı N eksi 1 bölü 2 diyeceğim. Yaz yerine 5 çarpı N eksi 1'den 4 bölü 2'den efendim söyleyeyim 10 tane farklı ışıma gözlenirmiş. Formül bize böyle söylüyor. Çizim yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Atom budur. Büyük patlamayı ayrı radyoaktifite ayrı video çekeceğim. İnşallah yazıdan önce yetiştirmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.